İzmir'e Makedonya göçmeni olarak geldik 1956'da. İzmir'de okuduk, askerliğimizi yaptık. Askerlikten sonra da Almanya kayıtlarımız çıktı ve Almanya'ya geldik. Bu sayede bir yün fabrikasına geldik. İşte çalışırken arkadaşlarla Hayim'e geldik. Çalışırken bir Alman bayanla, yani bayanla derken bir Alman genciyle tanıştık. Biz de o zaman genç olarak, kendisi yaşı o zaman 15-16. Ondan sonra epey bir zaman beraberliğimiz sürdü. Ondan sonra kendisinin de pek bizim kültürümüz ve İslam'a yakın gördüğümden kendisine evlenme teklif ettim. Yaşının daha tutmaması dolayısıyla zaten biraz da öyle sallandık. Ondan sonra yani bir gün aldık konsolosluğun ve Alman makamlarından ve böylece evlenmiş olduk. Evimize çıktıydık zaten. Bizim evliliğimizi gençlere anlatsam zaten şimdiki durumlarına ağlarlar onlar. Biz evlendiğimizde benim cebimde 15 mark para vardı nikah dairesinde. Hanımım o zaman kadın berberi olarak öğrenciydi. Onun patronu bir tane zarf vermiş. Nikah dairesinde çıktığımızda bana onu verdi. Bu ne dedim? Dedi, bilmiyorum dedi, patron verdi bana dedi. Bir açtım baktım ki 50 mark da patronu koymuş. Oh dedim hanım, yaşadık. Bundan sonra ölüm yok bize. 15 de bende var, 65. Biz 65 lirayı, yani şeyi, markı tamamladık. Öyle evimize döndük. Ama şimdi ben ciddi olarak söylüyorum. Şimdiki gençler buna tahammül edebilirler mi bilmiyorum. Ama yani sevgi, birlik, beraberlik, yani böyle olaylar olursa bir evde, yani 15 lirayla da yani evlenilebiliyormuş demek ki. Biz evimize çıktığımızda yani bizim halımız da yoktu. Ve sonra biz hanımın arkadaşının eski koltuklarını aldık, evimize çıktık. Aynı zamanda eşimin geldiği ev, baba evi, kendi evleri, iki katlı, 120 metrekare üzerinde ve 1000 metrekarede bahçeleri olan bir yerden. Yani tabiri caizse saraydan alıp yani köye götürdük hanımı. Ama Allah razı olsun, kendisinin sebat etmesiyle biz bu evliliği böyle sürdürdük. Ve zaman daha sonbahardı, evimizde bizim soba da yoktu çıktığımızda. Dedik kömür, Allah'a üçüncü kata kömür taşımak zor olacak. Yok efendime söyleyeyim, gaz alalım. Gittik ev dairesine, dediler işte sacdan şey yaptıracaksın, kapı demir olacak bilmem ne. Allah, biz zaten 15 lirayla bir şey yapacak halde değildik yani. Bunları da yapamadık. En sonunda biraz titredik. Bir tane tos makinemiz vardı. Ceyran'a takıyorduk, hanımla oturuyorduk. Biz onda ısınıyorduk akşamlar. Daha çok soğuk olduğu zaman onu yakıyorduk. Sopa maba yok, neyse. Biz yani günlerimiz bizim böyle geçti. Halı yok, bir şey yok. Mobilya yok. Hanımın o zaman Jugendzimmer dedikleri gençlik odasını aldık. Bir kişilik yatak, iki tane sipsivri dolap. Resimlerimiz var gerçi, onları koysak gençler görseler yani ağlarlar. Yani biz ne yapıyoruz şimdi? Saraylar gibi evlere çıkıyorlar, hala geçimsizler. Anlayamadığım bir şey var. Neden? Sevgi yok, sebat yok, inanç yok. Ben zannetmiyorum ki yani bizim şartlarımızda şimdi bir tane gencin evlenip de ayrılabileceğini veyahut da bir bayanın öyle bir evden çıkıp da bir de ayrı bir dini seçip de evlenecek ve ayrı bir kültürde yaşayacak. Ki ben kaldı, çamaşır makinemiz yoktu. 6 ay hanım elinde çamaşır yıkadı. Çamaşırı bir gün çarşafları yıkamış, banyoda sıkamamış, beni çağırdı. Ne olacak? Durulamış buz gibi kış kıyametinde. Onları ben sıktım. Ellerim nasıl oldu? Mosmor. Dedim vallahi ne olursa olsun bundan sonra bu çamaşırları ben bana sıktırır bu. En iyisi bir çamaşır makinesi alalım. Gittik taksitle, bir de çamaşır makinesi aldık. Yani 6 aydan sonra anca, o da taksitle. Yani
Bilmiyorum yani şimdi kim bir bayana diyeceksin ya param yok işte elle idare et diyeceksin yaz ayında bile çamaşırı yıkamaz. Mümin Bey, Gülay Hanım'ın İslam'ı yaşamadaki heyecanını ve kanaatkarlığını şu sözleriyle takdir ediyor. Hanımın Müslüman olması tamamen kendisinin yani İslam'a yakınlık, ilgi duymasıyla oldu. Kendisi de zaten yani Türk okul arkadaşı vardı. Bir tek onunla arkadaşlık yapabiliyordu. Onun için kendisi de inceleyip araştırıp kendisi Müslüman oldu. Zaten yani ondan sonra da biz evlendik yani. Genelde İslam'ı tam yaşamak isteyen bir şeyi vardı. Onun için Erzincanlı arkadaşımızın hanımından, hemen zaten komşu olduğumuz hanımından Kur'an kursu derslerini aldı ve 3 ay içinde maşallah yani Kur'an'ı okumasını ve aynı zamanda hatim etti. Türkçeyi de bir ara kısa bir devrede olsa benim çalışmış olduğum fabrikada çalıştı. Türk bayanlarla çalıştı. Türk bayanlar ona hiç Almanca konuşmadılar. Sen Türk oldun, yani Türk'le evlendin, artık Türkçe öğrenmen lazım diye. Hatta hep Türkçe konuşuyorlarmış onda. Zaten Türkçeyi de 8 ay gibi bir zarfında çözmüş oldu yani bu ara. Hem Türkçeyi hem Kur'an'ı öğrendi. Allah razı olsun kendisinden. İşte böyle yani iyi cemaatlerle, iyi insanlarla tanışmış olduk. Açılım oldu. Cami cemaatine karıştık. Artık ilerledikçe işte cami yönetimine girdik. Kendisi işte bu zamana kadar Kadın Kolları Başkanlığı olarak seçildi. Aynı zamanda burada Mütse dediğimiz yerde görevler ikinci başkan, Nahpaşa Büro dediğimiz bizim yani şey, böyle yardımlaşma şeylerinde gene kendisinin orada şeyi var. Dış tanıtım yani kırslara tanıtım vazifesini çoktan beri yürütüyordu. Şimdi daha etkin bayanlar yetiştirip Almancası düzgün olan gençliğe onu yavaş yavaş bıraktı. Daha başka Alman Müslümanlar var, onları yetiştiriyor. Şimdi o görevden biraz kendisi ayrılmak istiyor. Daha gençlerin daha aktif olabilmez çalışmaları var. Gençlikle çok uğraşıyor. Çocuk kulübüyle çok uğraşıyor. İslam'ı birlikte öğrenip, birlikte yaşayan Çelik çifti, hizmetlerine birlikte devam ediyorlar. Mümin Bey, Gülay Hanım'ın tebliğ vazifesi konusundaki hassasiyeti ve hizmet gayretini şöyle anlatıyor. Biz hanımla epey seminerlere katıldık caminin kulübünde. Onlarla konuşuyoruz, İslam hakkında bilgiler veriyoruz. Onlar da tabii şeye ait, kilisenin cemaatinden onlar da. Onlarla beraber seminerler oluyor, konuşmalar oluyor. Hatta onlarla 3 ayda bir toplantılarımız oluyor. Biz İslam'ı anlatıyor, hani onlara izah ediyoruz. Onlar da tabii hani kendi dinlerine göre kendisi de soruları oluyor. İşte başörtüsüdür efendime söyleyeyim. Yani nasıl oruç tutuyorsunuz falan. Seminerler iyi geçiyor. Almanlara kendimizi tanıtıyoruz ve bunun da devamını her zaman yapacağız ve yapmayan kardeşlerimiz bunda da aktif olmaları lazım ki biz Peygamber ümmetleri olarak biz varisleriyiz. Elbette tebliğ bizim görevimiz. Biz şimdi onlara
kendimizi tanıtmadığımız, anlatmadığımız zaman ön yargılar çoğalıyor ve bunlar için biz açık kapı günleri yapıyoruz. Şimdi tabii açık kapı günlerinde hanım olsun, açık kapı günleri karışık oluyor. Beyler, hanımlar, çünkü gelen misafirlere göre hitaben, ama kadın kolları tarafında hanımlar, yani kadınları gezdiriyorlar, gelenlere bilgi veriyorlar, sorularına cevaplar veriyorlar. Tabii ön yargılı gelenlere oluyor. Anlamak, İslam'ı hakikaten öğrenmek için gelenler oluyor. Tabii onlara cevaplar veriyoruz. Kadın kolları kendilerine bölümlerinde onları ağırlıyorlar. Böyle yani faaliyetlerimiz, Allah kabul ederse, Allah rızası için yapıyoruz yani. İslam dünyası maalesef Kur'an ve sünnet ilmini bir kenara bırakmış, bilgisizce kulaktan dolma bilgilerle İslam'ı yaşamaya çalışıyor. Üstelik öğrenmek için yeterince bir çaba da sarf edilmiyor. Bu gidişatı eleştiren Gülay Hanım, dinimizi öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Okuma, yani gençler kitap okumadıklarına göre bilgileri de azdır tabii. Nereden öğreniliyor? Ağızdan ağza. Abi bu teyzem böyle dedi. Benim babam da hafızdı veyahut da daha da çok ileri gidiyorlar. Dedem de hocaydı, ben de biliyorum böyle. O lafları ben çok duyuyorum. Ama senin deden seni şeyden, cehennemden kurtarmayacak eğer sen yaşamıyorsan. Onu unutuyorlar bazen, onu bilmiyorlar. O laflar hepsi boşuna. Yani yapmayalım onları. Hakikaten okuyalım. Hakikaten hele şu dış ülkelerde böyle. Türkiye'de vardır peki medreseler, öğrenmek için gittiğiniz yerler. Kullanın onları. Önce onu söyleyeyim. Gidin, boş bırakmayın onları. Şu Avrupa'daki böyle her şehirde artık cami var. Araştırın onları. Gidin. Hangi yoldan oluyorsa olsun camidir. Zaten İslam'da en çok eksik gördüğüm şey böyle, ben şucuyum, ben bucuyum. Hiç istemiyorum onu. İslam, bir tane İslam vardır. Müslümanlar, eğer ben Müslümanım, elhamdülillah dedikleri zaman böyle, hangi devletten oluyorsa olsun aynıdır. Hangi görüşten oluyorlarsa olsunlar, aynıdır. Aynı değerlidir. İslam dünyasında neden uygulamada eksiklik var? Bu sorun nasıl çözülür? İşte Gülay Hanım son olarak Müslümanlara şu tavsiyelerde bulunuyor. Her insana bir din lazım. Yani ben onun inancındayım. Tabii hangisinden ilgileniyorsan onu öğreniyorlar. Bazı dinler daha kolay geliyor. Belki onun için onları seçiyorlar. Ve biz kısmete inanıyoruz. Nasibe inanıyoruz Müslüman olarak. O muhakkak ondandır yani. Bir insan Budizm öğreniyorsa hiçbir zaman peki bir İslam'dan bir şey duymamış oluyor. Onu devam ediyor, hoşuna gidiyor. O da bir dindir. Ona göre o inanıyor ona. Memnun kalıyor. Tamam, öyle devam ediyor. Arayışı bitiyor o anda, yani aramıyor artık. Arasa peki, İslam'la tanışsa peki o da seçer. Hristiyanlar da aynı. Sen diyorlar, ben Hristiyanlığı beğeniyorum, onu yaşıyorum, aramıyorlar bir şeyi. Ama Türkiye'de hele şu gençler, yani Türkiye'de değil şu Avrupa'daki Müslümanlarda da öyle. Yani nüfuslendi, İslam yazıyor diye ben Müslümanım diyorlar da, araştırıyorlar mı acaba, biliyorlar mı bir şey? Ne yazık ki yani camiye gelmeyen gençler yani kelime şehadet zor getiriyorlar. Bir Fatiha okumasını bilmiyorlar. Değil Kur'an açsınlar, bir şey, bir sure ezberlesinler diye bizim Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem güzel hayatını öğrensinler.
Şu evlilikler de, o kavgalar, o dövmeler ne için oluyor? O güzel hikayeler, o güzel hadisleri bilmedikleri için, araştırmadıkları için kolay geliyor. Nasıl olsa nüfusumda İslam yazıyor diye kolay geliyor, araştırmıyorlar. Cenazem nasıl olsa kalkacak diye onu biliyorlar peki, duydular. Öyle araştırmıyorlar. Ne yazık ki. Açsalar bir kitap ve ben gene diyorum, kitap açacaklar. Diğer komşuya soracaklar. Diğer annelerine, babalarına soracaklar. Ben şimdi şu hale geldim. 35 seneden beri ben İslam'ı öğreniyorum. Arkasında okuyorum. Gene de hiçbir zaman ben kendim araştırmadan bir hocaya inanmıyorum ben. Çünkü 3 tane hocayla konuştuğunuz anda böyle tamam, Kur'an'da ne yazıyorlar şey yapamıyorlar, değiştiremiyorlar. Hadislerini de değiştiremiyorlar. Ama hayat bilgilerinden böyle kendileri katıyorlar. Değişik oluyor, değişik bilgi veriyorlar. Anneler, babalar daha da fena. Çünkü kendileri eğitilmemiş oluyor. Çok yanlış, adetlerle karışık olan şeylerini öğretiyorlar. Çok yanlış bilgileri veriyorlar. Ne yazık ki gençler onun için böyle eğitilmemiş gibi oluyor. Araştırmayınca da öğrenemiyor hiçbir zaman o İslam'ı. Şimdi pratikte eksikliği varsa, mesela Almanya'da sabah namazı 4.30'da, yatsı namazı 11.30'da. Eksikliği varsa tabii uykusuz kalmaktan böyle olur. Duyuyorum ben onu genç gelinlerden. Bana sabah kalkmaya zor oluyor. Ay bana gece kalmaya zor oluyor. Tamam, inanıyorum. Hele çocuğu varsa, arada bir daha kalkıyorlarsa zordur. Ama Allah onların da kolaylığını verdi bize. Gidin hocalarınıza, sorun ne yapabilirim diye. En güzel şey böyle bir hadis var. Peygamber Efendimiz öğlen namazından sonra uyuyordu. Hele yaz aylarında böyle. Yani orada o kadar kolaylıklar var ki. Yeter ki gidin hocalara, sorun onları. Yani İslam bir öcü dini değildir. İslam böyle pratik bir dindir. Yaşanır o. Her nerede oluyorsanız olun, yaşanan bir dindir. Ve kolaydır. Nedense anlamıyorum ama bazı kişi böyle, ben Müslümanım, ben İslam'ı yaşıyorum göstermeye korkuyor nedense. Tebliğ muhakkak mecburdur. Tebliğ etmesem gene söylüyorum ben böyle. Yani şu dört duvarın arasında ben namazımı kılmışım da kılmamışım böyle, hiç kimseye bir fayda yok. Bir Müslüman, her Müslümana faydası dokunması lazım ki tebliği odur. Eğer ben dışarı gidiyorsam, anlatıyorsam benim kıldığım namazı, nasıl kılınıyor anlatıyorsam, eğer ben yansıtıyorsam, iyi senin bir sorun varsa gel bana sor dediysem böyle, onu yansıttıysam ne mutlu bana. Eğer bana güvenip de bunun bir bilgisi var, yansıtabildiysem ne mutlu bana. İslam'da cihat ve tebliğ kendi, yani herkesin anlayacağı bir dilde konuşulması lazım. Ben şimdi biliyorum, camiye gidince bir hoca var böyle Osmanlıca, Fazca, eski Türkçe böyle kelimeleri kullandığı zaman şu yeni gençler hiçbir tanesi anlamaz onu. Yani hayatını anlatsa dahil o dilde anlamazlar onu. Her gün hangi dil konuşuyorsan, nasıl konuşuyorsa, nasıl hitap edebileceksen o gençlere onu yapmamız lazım. Profesör dahil olsan, tarihçe böyle biliyorsan dahi böyle, yani bir herkesin anlayacağı bir şeklinde konuşmamız lazım. Ben gene Almanya'da yaşayan gençlerden konuşayım ben böyle. Türkçeleri zaten kıt, Almanca hiç neredeyse bilmiyorlar. Onlara hitap etmek zordur ama ona göre konuşmamız lazım. Mekke vadileri sızlar, sular mahzun mahzun çağlar, akıyor gözlerden yaşlar, neredesin ya Resulallah, akıyor gözlerden yaşlar, neredesin ya Resulallah? Hasretim nurlu yüzüne, meftunum bir çift sözüne, bakar dururum izine,
neredesin ya Resulallah? Hasretim nurlu yüzüne, meftunum bir çift sözüne. Bakar dururum izine, neredesin ya Resulallah? Aşkın yakar yüreğimi, hasret tüler dert eminim. Bir duysam kısık sesimi, neredesin ya Resulallah? Bir duysam kısık sesimi, neredesin ya Resulallah? Kara kışta bir baharsın, mazlumlara dost yaramsın. Zalimlere bir emansın, neredesin ya Resulallah? Kara kışta bir baharsın, mazlumlara dost yaramsın. Zalimlere bir emansın, neredesin ya Resulallah? Sene sene, asır asır, secde secde, hasır hasır. Yürekler hasretin taşır, neredesin ya Resulallah? Yürekler hasretin taşır, neredesin ya Resulallah? Kabe ağlar, Aksa ağlar, alemi İslam yasbağlar. Zindanda Yusuflar ağlar, neredesin ya Resulallah? Kabe ağlar, Aksa ağlar, alemi İslam yasbağlar. Zindanda Yusuflar ağlar, neredesin ya Resulallah?